Türkler. At üstünde geçen destanlarla dolu en az 4000 yıllık öykünün kahramanları. Dünyanın dört bir yanına dağılmış akraba halkların çocukları. Birbirinden farklı yüz ve ifadeler ama aynı dili konuşan insanlar. Çocuklar. Salam. Salam. Tanrı dağlarının doruklarından Orta Asya'nın kalbindeki ıssız yerine. Kayaların üzerindeki gizemli resimlerden Timur'un görkemli başkenti Semerkant'a. İpek yolunun yaşayan çarşısı Oş pazarından zamanın donduğu kent Buhara'ya. Uzmanlar, tanıklar ve bir araya getirilen binlerce yıllık bulgular. Zaman yolcusu 36 bin kilometre yol yaptı. 8 ülke gezdi. Aktüel tanıklığını yol öyküsüne dönüştürdü. Ahmet Yeşiltepe, Türklerin efsanevi başkenti Balasagun'a ulaşıyor. Türk tarihini değiştiren Talas Nehri kıyısında Manasçıların öykülerini dinliyor. Şimdi Orta Asya zamanı. Yüzlerce yıl doğuyla batıyı birbirine bağlamış ticaret rotası. Kıtalar arası tanışmanın güzergahı. Kültürel, ekonomik ve bilimsel kaynaşmanın can damarı. Dinlerin yayılmasını sağladığı kadar pek çok icadın, savaş teknolojisinin, tarımsal ürünlerin, hatta hastalıkların doğuyla batı arasında takas edildiği yol. Milattan sonra 2. yüzyıldan itibaren trafiğin arttığı, kültürlerin daha fazla karşılaştığı bu yol üzerinde sayısız gerçek öykü yaşandı. Çinlilerin Fergana Vadisi'nden güçlü atlar almak için yola çıktıkları, ipek ve baharat için kervanların düzüldüğü, en fazla Orta Asya Türk boylarının kullandığı İpek yolu 17. yüzyıldan sonra görevini tamamladı ve unutuldu. Hem İpek yolunun hem de göçerlerin en önemli geçit güzergahlarından biri ise günümüzde Kırgızistan sınırları içerisinde yer alan Çuy Vadisi'ydi. Şu anda üstünde bulunduğumuz nokta Kazakistan-Kırgızistan sınırı. Burası iki ülkeyi birbirine bağlıyor ama geçmişte doğuyla batıyı, yani Orta Asya ile batıyı birbirine bağlıyordu. Bu dağları aşmak, Alatol, Ala dağları aşmak çok zordu. Bu yüzden buradan Çuy Nehri'nin açmış olduğu vadiden yararlanıyordu göçerler ve İpek yolu tacirleri. Burası çok önemli bir geçit güzergahıydı. Burada yolculuk sırasında göçerler bir kısmı yerleşmeyi tercih etti. Bir kısmı Maverev'in nehire, Ceyhun'la Seyhun nehirleri arasındaki bölgeye gidip yerleşti. Ve daha sonra Anadolu'ya, Akdeniz'e kadar devam eden yolculuklarını oradan sürdürdüler. Ama Çuy Vadisi her zaman bir önemli geçiş merkezi, güzergahı olarak tarihte yerini aldı. Bugün de bu vadinin içerisinde, özellikle Çuy Nehri'nin etrafında balbal taşlarına, dengü taşlara, kaya resimlerine rastlıyoruz. Kadim Türklere ait olan. Tanrı Dağları'nın Kırgızistan'a uzanan kolu Ala Dağları'nın geçit verdiği Çuy Vadisi'nden biz de İç Asya'dan gelen seyyahlar ve göçerler gibi batıya doğru ilerliyoruz.
Çok geçmeden karşımıza Türk tarihinin unutulmuş başkentlerinden biri çıkıyor. İpek Yolu üzerinde kurulmuş, tarihin bir döneminde dünyanın en önemli ve etkin başkentlerinden biri. İpek Yolu İmparatorluklarının gözdesi Balasagun. Geldiğimiz yer o kadar önemli ki Türk tarihi açısından. İlk Türk İslam Devleti, Karahanlıların başkenti Balasagun'dayız. Türklerin İpek Yolu'nun tek sahibi oldukları dönemde 9. yüzyılda inşa ettikleri güçlü devletlerden Karahanlıların başkenti Balasagun, kuruluşundan terk edilişine kadar ilginç bir öyküye sahip. Balasagun'un hikayesini anlatmak için önce Karlukları anlatmak lazım. Çünkü Karluklar Karahanlıların atası. 766-1255 yılları arasında Orta Asya'da varlığını sürdüren çok önemli bir Türk boyu Karluklar. Batı Türkistan'da Emevilere karşı çok uzun süre savaş veren ve İslamiyet'in Orta Asya'ya girmesini engelleyen Türk işleri, Karluklar burada başkentleri, Türk işlerin başkenti Balasagun'da yıkıyorlar ve Balasagun'u kendi başkentleri yapıyorlar. Daha sonra 751 yılındaki meşhur Talas Savaşı'na kadar bu bölgede Karluk Hanlığı adı altında bir devlet kuruyorlar. Yama, Çiğil ve Tuhsi Türkleriyle birlikte Talas'tan sonra Karahanlılar devletini inşa ediyorlar ve bu devlet İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu ve devleti oluyor. Divan-ı Lügat-ı Türk'te Karluk halkı için göçebe Türklerden bir bölük adıdır. Oğuzlardan ayrıdırlar ama Oğuzlar gibi Türkmendirler deniyor. 665-682 yılları arasında Karlukların devletinin merkezi burası Balasagun'du. Ondan önce Türk işlerin başkentiydi. Daha sonra Karahanlıların başkenti oldu. Yani ilk Türk İslam devletinin başkenti oldu. Ardından Çin'den gelen Karahitayların başkenti oldu. Sonunda 1215'te Moğol istilasıyla ele geçirildi. Balasagun'un bundan sonraki öyküsü çok da uzun değil. Moğolların Gobalık, yani güzel kent adını verdikleri Balasagun, küçülerek önemini yitirmiş, İpek Yolu güzergahının değişik bölgelere kaymasıyla 17. yüzyılda tamamen terk edilmiş. Bugün antik bir yerleşim olarak karşımızda duran Balasagun'da en sağlam yapı kalıntısı Burana adı verilen bir kule. Balasagun'dan geriye ne kaldı diye soracak olursanız aslında çevrede çok fazla bir yapı kalıntısı yok. Çünkü bu coğrafyada antik yerleşimlerin hemen hepsi yığma kerpiçten olduğu için günümüzde toprak kümelerine, tepeciklere dönüşmüş. Bunlar arasında elbette en dikkat çekici olanı bu tuğladan inşa edilmiş kule yapısı. Bugünkü adı Burana ama Arapçadan Murana, yani minareden geliyor bu yapının adı. Bölgede Burana olarak biliniyor. Balasagun'un merkezinde hemen yanında bir mozelyum, yani Karahanlılara ait olduğu düşünülen bir yapı kalıntısı var. Bir anıt kabir diyebiliriz. İçinde elbette iskeletlere rastlanmış ama kime ait olduğu bilinmiyor. Bu yapının en önemli özelliği uzun yüzyıllar boyunca kentin merkezinde bir çekim gücü oluşturması. Etraftan geçen kervanlar tarafından görülüyor ve Balasagun'a doğru yolda gittiğine bir anlamda işaret ediyor bu yüksekçe yapı. Orijinal yüksekliği 40 metre kadar, ancak 15. yüzyılda meydana gelen bir depremden sonra 25 metreye düşüyor yüksekliği. Üst tarafta kubbe yıkılıyor ve uzun yüzyıllar boyunca hem Karahanlılar hem de daha sonra Moğollar ve artık Kırgızlar tarafından kullanılmış. Çevresinde bir cami yapısı aradık, o da yok. Arkeologlara göre yine bir kerpiç yığma cami vardı. Onun minaresi olarak da ayrıca kullanılıyordu. Ayrıca gözetleme kulesi olarak kullanılıyordu. En ilginç özelliklerinden bir başkası ise üzerindeki svastikayı andıran, yani birbirinin içine geçmiş haç, gamalı haçı andıran şekiller. Bunlar aslında Karahanlılardan önce bu bölgede yaşayan, ki bu bölgenin adı o zaman Soğudiyana olarak biliniyor, İran asıllı olduğu düşünülen Soğudlardan kalma bir gelenek, bir desen, bir motif.
bütün yapılarında kullanıyorlardı hemen hemen. Kuleyi bu şekilde inşa etmişler. Şimdi en üstüne çıkacağız ve çevre buradan nasıl görünüyor, Balasagun aslında nasıl bir kentti anlamaya çalışacağız. Türklerin Balasagun, Moğolların Gobalık, yani güzel kent olarak andıkları bu yerleşimden geriye hangi izler kaldı diye anlamak için Munara'nın, yani minarenin Kırgızcası Burana'nın tepesine çıktık. 25 metre yükseklikten bu antik kenti gözlemlemeye çalıştık. Ve ilk gördüğümüz hemen güneyde dev bir toprak yığıntı, bir tepecik. Burası aslında Karahanlıların sarayı. Elbette kerpiç yığma inşa edildiği için hem Karahanlılar hem de Moğollar döneminden sonra geriye bir toprak yığıntısı olarak kalmış. Fazla bir iz yok. Onun arkasındaysa balbalları görüyoruz, bengü taşları görüyoruz. Orası bir nekropol alanı, yani mezarlık, Karahanlıların özellikle defnedildiği mezarlık alanı. Yine güneyde sola doğru baktığımızda Haldun Dağı'nı görüyoruz. Burası Balasagun kenti için bu dağ en yüksek tepe. Çok önemli, kutsal bir dağ görüntüsü var. Çünkü Karahanlılardan önce burada yaşayan Soğudlar için de, Zerdüşler için de kutsal sayılıyordu. O dağın tepesinde eğer bulut yukarıdaysa muhakkak hava iyi. Ama bulutlar biraz Haldun Dağı'nın eteklerine doğru çökünce ya kar ya da yağmur geliyor diye hava tahmini yapılıyormuş. Yine o dağa bakan omega harfine benzeyen yapı kalıntıları görüyoruz. Karahanlılardan geriye sadece bu hatıralar, bu izler kalmış o kentte. Karahanlıların kendilerinden sonra hanlık, imparatorluk kurmuş olan, devlet kurmuş olan Türk topluluklarına bıraktıkları o kadar çok miras var ki, hatıra var ki, hangi birinden başlayalım bilemiyorum. Aslında ilk başta bir ilk Türk İslam devleti olarak kurulmuş olsa da Orta Asya'dan getirdikleri pek çok adeti korumuşlar. Yani Arap ve Fars etnisine de çok girmemişler. İşte mezarlıklarında bunun bir yansımasını görüyoruz. İslam'da mezar taşı geleneği çok yaygın değilken, pek yokken, onlar balballarını, yani mezar taşı geleneğini, hatıra bengü taşı geleneğini sürdürmüşler. Buradaki Yağma, Çiğ, Tuhsi ve Karluk Türklerinden inşa edilmiş olan Karahanlılar devletinin bireylerinin ardından bıraktıkları hatıraları görüyoruz işte. Hepsi Orta Asya'dan getirdikleri bir geleneğin izi. Karahanlı Devleti'nin çekirdeğini oluşturan boylardan Karluk Türkleri, Çinlilerden öğrendikleri kağıt üretimini, ahşap matbaa tekniğini ve pusulayı İslamiyet'e geçtikten sonra Araplara tanıtmışlar. Bu önemli keşiflerin Batı uygarlığına nakli Karluklar sayesinde olmuş. Karahanlılar ilk Türk kökenli İslam devleti olmanın yanında devlet ve ordu geleneği inşa eden düzenlemelere gitmişler. Osmanlılar da askeri sistemin ayrılmaz parçası olan tımar sisteminin ilk uygulayıcısı Karahanlılar. Ribat adı verilen ilk kervansarayları, aşkiyat adı verilen aş evlerini, bimarhane adı verilen hastaneleri yapan, ticarette oldukça yetkin ve becerikli Karahanlı tebaası, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bu coğrafyada Arapça ve Farsça'nın etkisinden uzak bir kültür iklimi geliştirmişler. Türkçeyi resmi dil olarak kullanan ve Uygur alfabesini benimseyen Karahanlı coğrafyasında Yusuf Has Hacip ve Kaşgarlı Mahmut gibi çok değerli araştırmacı ve düşünürler yetişmiş. Bak.
Başkent Balasagun günümüzde artık bir açık hava müzesi. Burada balbal taşlarının bulunduğu mezarlık alanının hemen etrafında petroglifler ya da işte kaya resmi olarak tanımlanan taşların üzerine, büyük çakıl taşlarının üzerine çizilmiş olan resimlerle karşılaşıyoruz. Bu çakıl taşları, bu duvar ya da kaya resimleri sökülüp alınmış başka bu coğrafyadaki başka yerlerden getirilmiş Balasagun'da açık hava müzesinde sergileniyor. Kimilerinde dağ keçilerini görüyoruz. Kırgızistan'da Aybek adı verilen, giderek boynuzu kıvrılan bunlar koçlar, dağ keçileri, geyikler, ok atan adamlar, askerler. Bunlar da M.Ö. 2000'li yıllara tarihleniyor arkeologlar tarafından. Gelenek zaman içerisinde Orta Asya'da bengü taşlara, geyik taşlara, geyikli taşlara ve en sonunda balballara kadar sürmüş. Karahanlılar döneminde de balbal geleneği devam etmiş. Bu taşlar Kırgızistan'ın değişik coğrafyalarından toplanıp Balasagun'a getirilmiş balbal taşlarının hemen yanına konulmuş. Yeryüzünün en küçük ama en zengin müzelerinden birindeyiz. Balasagun Müzesi'ndeyiz. Birbirinden farklı dönemlere ve topluluklara ait eser ve objelerin yer aldığı müze burası. İki küçücük odadan oluşuyor. Aydınlatmalar da zaten küçük lambalarla yapılıyor. Çok mütevazı. İşte bir zırha ait burada. Karahanlılar döneminden kalma bir obje, bir zırhın parçası. Hemen yanında bir kılıç. Yine Karahanlılar döneminden. Ok uçlarını görüyoruz. Krampon olarak kullanılan ve özellikle dağda, karda yürümeyi kolaylaştıran ayakkabıların hemen altına yerleştirilen demir parçası. Onun yanında Zerdüşt inancına sahip, işte onlara ait bir ateş küfü. Onun yanında petroglif, M.Ö. 2000'li yıllara kadar geçmişini dayandırdığımız kaya resimleri. Hemen onun yanında yine kaya resimlerine benzeyen mezar taşları, Arapça mezar taşları. Tabii bu kent çok etnili, çok kültürlüydü ve çok dinliydi. Nasturilere ait haçlar. Şimdi müzenin ikinci bölümüne, ikinci odasına geçiyoruz. Burası tabii ki eser ve objeler açısından ilginç. Yani müzeyi burada bitireceğiz ama en ilginç, en dikkat çekici eser demeyeyim, aydınlatmanın bir parçası bu avize. Bu ve hemen yanında bir avize daha var. İki avize bu müzenin bence en dikkat çekici özelliği. Ben hayatımda hiçbir müzede avize görmemiştim. Aydınlatmasını bu şekilde sağlıyorlar. Burada da farklı dönemlere ait eser ve objeler var. Budistler, özellikle Türgişler, ki Burkancı yani Budist inancına sahiplerdi. Onlara ait lotus çiçeğini andıran kaplara da rastlıyoruz burada. İslam döneminden kalma eserler var. Bir kalkan üstünde Arapça yazıları görüyoruz. Ve bu kentin medarı iftarı, Kutadgu Bilig'in yazarı, yani mutluluk veren bilginin yazarı Yusuf Has Hacip. Deniz kabukları, bunlar da son derece ilginç. Milattan önce 8. yüzyıla tarihlendirilmiş arkeologlar tarafından, bu bölgede yaşayan nomadlar, göçerler tarafından para olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Her açıdan ilginç. İki küçücük odadan oluşan Balasagun Müzesi'ndeyiz ve bu müzenin bence en ilginç taraflarından bir başkası ise, az önce de belirttiğim gibi, bu aydınlatma yani avize. Balasagun'u diğer Türk başkentlerinden farklı kılan unsur, sadece siyasi bir merkez değil, kültür, sanat ve bilimde öncü bir yerleşim olması. Matematik ve astronomi üzerine araştırmalar yapan, İslam felsefesinin en güçlü eserlerini veren Yusuf Has Hacip'in doğduğu kent Balasagun, ayrıca Türklerin İslamiyet'le olan bağının temellerinin atıldığı ilk başkent.
Kadim bir başkentten modern bir başkente. Orta Asya'da doğudan batıya yaptığımız yolculuğun önemli duraklarından biri de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek. Sovyetler döneminde Firuze adıyla bilinen Bişkek, İpek Yolu üzerindeki son hanlıklardan Özbek Hokant Hanlığı'nın inşa ettirdiği kale yapısı çevresinde büyümüş, gelişmiş. Bölgeye Rusların gelmesi ve ardından silah zoruyla hakimiyet kurması, burada yaşayan Kırgızların da kaderini değiştirmiş. Kırgızlar 1881'de aldıkları kararla daha fazla savaşmadan Rus hakimiyetini kabullenmişler. Ama tarihin önceki dönemlerinde olduğu gibi özbenliklerinden uzaklaşmamış, taviz vermemişler. Kırgızistan Cumhuriyeti yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip, 1 milyon kadar kişi başkent Bişkek'te yaşıyor. Bişkek'in adı Sovyet devriminden sonra Bolşevik önderlerden General Mihail Frunze'nin doğduğu yer olduğu için Frunze kenti olarak değiştirilmiş. Peki General Frunze kimdir? Arkamdaki heykelde gördüğünüz kişi Frunze. 13 Mart 1921 yılında Ankara'ya gelip Gazi Mustafa Kemal'e Ulusal Kurtuluş Savaşı için Rusların silah ve nakdi yardımlarını ulaştıran kişi Frunze. Bu yüzden Mihail Frunze ve silah arkadaşı Kliment Voroshilov'un heykelleri bugün İstanbul'daki Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'nda Atatürk heykelinin hemen arkasında yer alıyorlar. Kadim Türk tarihi açısından büyük önem taşıyan Türk topluluklarından Kırgızların Çin yazılı kaynaklarında ilk defa adları M.Ö. 250 yılında geçiyor. Yenisey Nehri civarında yaşayan bu konar göçer topluluk M.Ö. 6. yüzyılda Göktürk Devleti'nin egemenliği altına giriyorlar. Bir süre sonra Göktürkleri yıkan Uygurlara bağlı olarak yaşamaya başlıyorlar. Daha sonra M.Ö. 840 yılında bu kez kendileri Uygur Hanlığı'nı yıkarak Kırgız Hanlığı'nı kuruyorlar. Rivayet o ki Kırgız adı 40 uz, 40 boyun bir araya gelmesi nedeniyle ortaya çıkmış. Günümüzde Kırgız bayrağındaki 40 güneş ışını da bu toplulukları temsil ediyor. 13. yüzyılda Moğol hakimiyetini kabul eden ilk Türk topluluğu olan Kırgızlar tarih boyunca ikinci kez devletlerini ancak 20. yüzyıl başında kurabilmişler. Şimdi Kırgızların ve kadim Türklerin tarihini daha detaylı öğrenebilmek için Bişkek'teki Kırgızistan Milli Tarih Müzesi'ne giriyoruz. Müzeye girer girmez duyduğumuz ses bir Manasçı'ya ait. Kırgızların gurur kaynağı milli destanları Manas, kadim zamanlardan anlatılan heyecanlı bir öykünün günümüze ulaşmış yankısı gibi. Destan, kimi araştırmacılara göre 13. yüzyıldan itibaren diğer Orta Asya destanlarından devşirilerek Kırgızlar tarafından söylene gelmiş uzun soluklu bir anlatı. Destan en genel çerçevede Nogay boyundan gelen Manas isimli bir kahramanın Kalmuklara ve diğer düşman topluluklara karşı verdiği savaşları ve onun günlük öykülerini aktarıyor. Manasçı'nın anlattığı destanın ruhunu daha iyi hissedebilmek amacıyla müzede kurulmuş bir Kırgız çadırının bir bozüyün içine giriyoruz. Bozüyün içinde küçük bir bölümünü dinledikten sonra Manas'ın tarihçilere göre öyküsünü Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nden Doktor Yunus Emre Gürbüz ile konuşuyoruz. Maras destanı giderek büyüyor. 500 bin satırı aştı. Nedir Maras destanı? Evet, sizin de söylediğiniz gibi bir kere yaşayan bir destan bu. O şekilde bakmak gerekli. Kayıtlı olan elimizdeki varyantlardan biri 500 bin satırdan, dizeden fazla. O sebeple de dünyadaki en uzun destan olarak kabul ediliyor. Ama bu sürekli yeni olaylar içerisine eklenebilen bir destan. Yani bir kere ezberlenmiş ve aynen aktarılan bir destan değil aslında. Bir stil, teknik öğreniyor Manasçılar.
Ve bunun içerisinde olayları öğreniyorlar, kalıpları öğreniyorlar. Ve bunun içerisinde aktarırken yeni eklemeler yapabiliyorlar, değişiklikler yapabiliyorlar kendilerine göre. O yüzden şu an mesela 130'dan fazla bu destanın varyantı var. Ve yaşayan denince de örneğin hemen şimdi sizin gelişinizle de ilgili bir şey yapabilirlerdi. Diyelim işte Ahmet Beyler gelmişler, İstanbul'dan gelmişler diye başlayıp onları Akçol Bolsun diye bitirerek şu an yaşanan şeyleri ekleyip destana ya da işte o destanın stili içerisinde bunu genişletip uzatabilirler. Bir entonasyon var, ses iniyor çıkıyor. Yaptılar, nırırı ettiler gibi. Bu bir karşılığı var mı bunun? Bu bir ritme dayalı. İşte şeyde de biliyorsunuz türküymüş, country'ymiş, bu tür geleneksel müziklerde de at veya devenin ritmiyle ilgilidir. Burada da steplerde at üstünde gider gibi bir ritim var. Yavaş başlıyor. Ondan sonra heyecanlı sahneler geldiğinde, özellikle savaş sahnelerinde o ritim birdenbire hızlanıyor. Ondan sonra tekrar yavaşlıyor. Bize zaten bu Manas destanı içerisinde Kırgızların geçmişi, yaşadıkları, tarihleri anlatılıyor. Manas kim aslında? Bir Türk boyunun lideri mi? Hani kimdir? Onunla ilgili kesin bir şey söylemek çok mümkün değil. Çünkü 1000 yıl önce miydi? Daha önceden miydi? Daha sonradan mıydı? Zamanıyla ilgili farklı bilgiler, düşünceler var. Manas atanın destanı yüzyıllardır üzerine eklene çoğaltıla, dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılmış günümüze gelmiş. Orta Asya halklarının ortak kültür mirası bu destanlar, sözlü tarih aktarımları, masallar, öyküler ve bunlar üzerine yapılan etnografik çalışmalar dışında Bişkek Milli Tarih Müzesi'nde Türklerin kökenine ilişkin dikkat çekici bir sergileme bulunuyor. Burada İskitlerden günümüze Türklerin fizyolojisi hakkında ilginç bir görsel sunumla karşılaşıyoruz. Bunlar Orta Asya'da milattan önce 2000-3000'li yıllara kadar varlıkları tespit edilen Saklara ait sanıyorum. O dönemki kafataslarından yapılmış etlendirmeler. Peki Sakalarla Türk kavimlerinin ilişkisi nedir? Bu bir kavimler birliği. Öyle olunca da içinde bunun Türk boyları var mıydı? Onu kesin olarak söylemek çok mümkün değil. Şöyle ki, burası bir geçiş ve kaynaşma bölgesi. Yani bir kaynaşma noktasında, merkezinde, Pota'da Hint-Avrupa tipli bir insan tipi var. Bir de Asyalı tipi var. İkisinin bir araya geldiği, hercümerç olduğu, kaynaştığı bir coğrafyadan söz ediyoruz. O yüzden yani hem Asyalı hem de Hint-Avrupa tipli insanların bir araya geldiği, kaynaştığı bir coğrafyada Türk kavimlerinin çıktığından bahsedebiliriz. Evet, evet. Yani Uygur bölgesinden başlayıp Anadolu'ya kadar ki hat üstünde zaten bir kaynaşma yaşanmış. Dolayısıyla bizim Türkiye'deki insanların karışması da Anadolu'da değil bu coğrafyada başlıyor. Zaman yolcusunun ilk bölümünü kaydettiğimiz Orhun yazıtlarından Bişkek'e kadar kafamızı kurcalayan soruların bir kısmına nihayet bu müzede bazı cevaplar buluyoruz. Orta Asya halklarının güçlü bir devinim içerisinde savaşlar, işgaller, sürgün ve göçlerle kadim zamanlardan günümüze kadar kaynaştığı görüşü Bişkek Milli Tarih Müzesi'nin Atalarımız başlığıyla sunduğu serginin de temelini oluşturuyor. Yayvan dudaklar, çıkık elmacık kemikleri, çekik hafif badem gözler, biraz kartal burun belki. Bütün bu görünüm kadim Türklerin portresi diyebilir miyiz? Evet, evet. Biraz köse olacak. Vücudu da aynı şekilde pek kıllı olmayacak. Kırgızlarla ilgili olarak kızıl saçlı ya da sarı saçlı, renkli gözlü, mavi gözlü diye bahsediliyor ama öyle bir Kırgız tipolojisiyle de karşılaşmıyoruz. Yani bu coğrafyada sürekli olarak insanların harmanlanması, birbirinin içine geçmesi, evlilikler yeni tipolojilerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Galiba Kırgızların, belki de kadim Kırgızların tipi gerçekten mavi gözlü, kızıl saçlıydı. Sonuçta asıl ten rengi, saç rengi denen şey güneşe ne kadar uzakta yakında yaşındığıyla ilgili bir olay ve binlerce yıl böyle olması gerekli. Demek ki daha kuzeyden gelmiş olan kavimler. Bişkek Milli Tarih Müzesi'nde Kırgızistan topraklarında bulunmuş çoğu kadim Türklere ait çok sayıda yazılı, figüratif desenli ya da damgalı taşlara rastlıyoruz. Bunlar arasında özellikle Çolpan Ata, Saymalı Taş ve Talas'tan getirilenler dikkat çekici.
bir alfabe arayışını hissettiren soyut işaret ve motifler, taşlardaki Türklerin az bilinen zamanlardaki tarihi aslında. Taşlar kronolojik olarak yan yana konulduğunda özellikle milattan sonra 8. yüzyıldan itibaren Orhun alfabesinden Uygur alfabesine geçiş net biçimde görülebiliyor. Kırgızistan'da son uğrak noktamız aslında pek çok şeyin başladığı bir yer, bir pazar yeri. Orta Asya'daki ticaret geleneğini sağlamlaştırmış, yüzyıllara yayılmış İpek yolunun günümüzdeki yaşayan örneklerinden biri. Bişkek'in en ünlü pazarı Oş Pazar'dayız. Tabii etten balığa hemen her türlü gıdanın satıldığı ve tabii ki daha çok at etinin satıldığı bir pazar burası. Nan da karşımıza çıkıyor. Bu coğrafyanın ortak ekmeği nan. Ama Türklerin en önemli ortak yönü, bu toplulukların, bu coğrafyada yaşayanların ortak yönü Türkçe. Türkçe lisan sayesinde herkesle çok rahatlıkla anlaşabiliyoruz. Zaten bu pazarın en önemli özelliği de bizim hemen her kelimemizi duyup yanımıza gelenler. Eğer kokuya dayanabilirseniz Oş Pazar'da gezilebilecek en ilginç mekanlardan birisi et pazarı. At etinden domuza, ördekten koyuna her türlü eti rahatlıkla bulabileceğiniz bir yer, bir mekan burası. Bunlar at eti, at, cılkı, cılkı at eti demek. Cılkı, kaburgaları mı? Kaburga. Sarısı. Bunlar neresi? Toru sarısı. Yine toru sarısı. Bu kaburga. Kaburgası. Şimdi Oş Pazar'ın en ilginç tabii yerlerinden birisi et pazarı. Çoğunlukla kadınlar burada tezgahın başında. Tatali bir Rus. Rusların tarafına geçince daha çok domuz etinin satıldığını görüyoruz. Domuz eti ve yine tabii diğer tür etlerle de karşılaşıyoruz burada. Tatali uzun uzun anlattı bize. En lezzetlisinin yine at eti olduğunu söylüyor. Bu pazar Birleşmiş Milletler gibi, yani çok etnili, çok kültürlü. Koreliler var, Uygurlar var, Kırgızlar var, Ruslar var. Bu coğrafyadaki tüm milletlerden insanlar ve çoğunluğu tezgahların başında kadınlar var. Salata ve turşular hakikaten iştah açıcı. Çok güzel bir salatalık turşusu. Sanıyorum Rus olsa gerek. Evet, Rus tezgahlardan, satıcıdan onların lahana ve salatalık turşusunu tadıyoruz. Hakikaten çok güzel. Tabii çok farklı kültürden insanlar bir araya gelince farklı mutfakların lezzetlerini tatma imkanına da sahip oluyorsunuz. Oş Pazar, Oş Pazarı sanıyorum bu anlamda dünyanın en önde gelen pazarlarından birisi. Muhakkak gelinmesi, gezilmesi, görülmesi ve buradaki ürünlerin tadılması gereken biri. Çocuklar. Salam. Salam. Çocuklara selam diyor. Türkler yaşadıkları yurtları bırakıp başka yerlere göçtüler. Yani yurtlarını değiştirdiler. Alfabelerini değiştirdiler. Dinlerini değiştirdiler. Yönetim biçimlerini, yani rejimlerini değiştirdiler. Ama Türklerin göç yolunda değiştirmedikleri tek şey var. O da dilleri, yani lisan. Bugün Türk topluluklarını birbirine bağlayan ve akrabalık bağını hala güçlü biçimde ayakta tutan şey de bu zaten.
Türkçe. Güneş doğudan bir ateş topu gibi devrilerek geliyor ve bize batıda dev akarsularla beslenen vadileri işaret ediyor. Tanrı dağlarının eteklerinden düze inme zamanı artık. Zaman yolcusu Kırgızistan'la Özbekistan arasındaki verimli Fergana Vadisi'ni aşıp Semerkant, Buhara ve Hiva'ya doğru ilerleyecek. Seyhun ve Ceyhun'un arasındaki Maveri'nin nehirden yine batıya doğru Türklerin ayak izlerini takip edecek.